Peki gelen sorulardan şöyle bir şey var. Bir yandan arkadaşlarım sürekli sosyal medyayı kontrol ederek bana da aktarıyorlar sorularını. Hepimizin şöyle bir hayali vardır. İyi anılarımızın yanında yaşadığımız, bizde travmatik izler bırakan, en başında da konuştuğumuz gibi anılar vardır. Ve herkes der ki keşke bir silme tuşumuz olsa veya bu duyguyu değiştirip yerine güzel duygu koyma imkanımız olsa. Şimdi sizin yaptığınız çalışmalarla, yani bilinçaltını doğru kullanma çalışmalarıyla hakikaten kötü duygumuzun yerini değiştirebilir miyiz? Aynen öyle. Bakın, bilinçaltı dili işte tam bu noktada işe yarıyor. Senin bütün yaşadıkların kalacak. Güzel tecrübelerin, güzel hayallerin, yaşadıkların sana kalacak. Ama kötü anılar, travmatik anılar, bunların hepsi enerjisi dönüşecek. Yani bunların enerjileri katı. Aklına geldiği zaman seni rahatsız ediyor. Çocukluğuna kadar gidiyor. Bir şey olay karşısında hatırlıyorsun. Ama artık bilinçaltında bu form değişirse senin artık o duyguya vereceğin tepki de değişiyor otomatikman. Yani daha önceden seni rahatsız eden, kızdıran, seni canını sıkan o problem, senin hayatını, kaderini etkileyen o problem tamamen yok oluyor, enerjisini yitiriyor. Yani az önce uçak korkusunu yenmiş olmanız gibi. Başka korkular da var. Yani ölüm korkusu var, fakirleşme korkusu var, aç kalma korkusu var, yalnızlık korkusu var. Mesela bu korkuları da bilinçaltından Hatta biraz önce biz kilo almayı, vermeyi konuştuk sağlıklı olarak. Mesela hep şey de denir, içinize böyle bir takım sıkıntıları atıp onları dillendirmediğiniz zaman vücut kendini bir koruma kalkanını alır ve sebepsiz kilo alma veya sebepsiz demeyelim ama başkasının almayacağı kiloları siz çok daha kolay alır hale gelirsiniz. Aynen öyle. Yine aslında belki bu bilinçaltı temizliği fiziksel bir takım değişimlere de Bakın, sebep bilinçaltı olabilir. Bakın, bilinçaltı dili nasıl etkili olduğunu size şimdi ispatlayacağım. Bir limon düşünün, buzdolabından çıkartıyorsunuz ve ikiye bölüyorsunuz. Şöyle ağzınızda da sıktığınızı düşünün. Şuralarda. Bakın. Bakın sadece konuştum değil mi? Bunu duymaya tahammül edemeyen insanlar var. Aynen öyle. Ama bakın konuştum ve hücreleriniz harekete geçti. Tabii tükürük bezlerim çalıştı. Harekete geçti. Bakın bilinçaltı da böyle bir şey. Bilinçaltı ile konuşacağım. O dil ile konuşacağım. Ve sizin kilo ile ilgili sıkıntınızı, kodunu değiştireceğiz. Yani evet, doktorlarımızın dediği gibi metabolizmamızı hızlandıracak, yakacak bir takım önlemler tabii ki alınacak sağlıklı yaşamak için. Ama önce bilinç altında değişecek ki evet benim vücudum sağlıklı ve ben sağlıklı zayıflıyorum ve ideal kiloma ulaşıyorum. O kodu yükledikten sonra işte o zaman o vücut başlıyor yavaş yavaş erimeye. Ta ki senin ideal kilona gelesiye kadar. Çünkü sen bilinç altına, hani derler ya, bu dünyada yaptığınla karşı karşıya geleceksin diye. Bilinç altına attığın her şeyle karşı karşıya gelirsin. Sen bilinç altına zengin olmayı kodlarsan zengin olursun. Bilinç altına potansiyelimi ortaya çıkartacağım kodu yüklersen senin içindeki bilmediğin birçok yetenekler çıkar. Sen bilinç altına eğer parasızlık, yokluk kodu yüklemişsen sen hiç kazanamazsın. Çünkü senin bilinç altın sen ne dersen onu yapar. Sadece ve sadece onun dilini çözersek o sana mucizeler yaratır. Yani doğru iletişimi. Mesela en çok sıkıntı yaşadığımız zamanlar aslında akşam yatağa yattığımız ve kendimizle, vicdanımızla muhakeme yaptığımız anlardır. Ama şunu da biliyoruz ki uyku öncesi o vücudun tam o uyanık ve uyku hali anı çok kıymetli. Ve orada düşündüğümüz, yaşadığımız düşüncelerin de çok kıymetli olduğunu biliyoruz değil mi? İşte o an. Bakın bilinçaltına bir giriş yöntemidir o. Bilinçle bilinçaltının ayrıldığı ince bir nokta. İşte orada sen hangi hayali kurarsan o senin başına geliyor. O esnada çünkü bilinç senden uzaklaşıyor. Bir frekansa giriyorsun, teta frekansına giriyorsun. Ve o frekansta sen ne yüklersen ertesi gün başlıyor çalışmaya. Ama orada çok önemli bir şey var. O frekansa ulaşasıya kadar çok saatler geçebiliyor. Zihni susturmak gerekiyor. O geveze zihni, yani sana devamlı kötü senaryolar kurduran o zihni susturmak gerekiyor. Bunu susturmak için zihne sadece bir soru soracaksın. Mesela diyelim ki yarın bir programın var. Yarın bir görüşmen var. O görüşmeyle ilgili kötü senaryo asla kurulmayacak. Senaryolar, sorular şöyle olacak. Benim yarınki görüşmem bana benim bilmediğim neler kazandıracak? Bakın bir soru sordum sadece.
Sen bilinçaltına bu soruyu attığın zaman bilinçaltı da sana bunun cevabını ispatlamak için uğraşıyor. Önüne olumlu şeyler sunuyor. Yani... Aa, bu soru sorma metodunu çok sevdim Murat Bey. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Hani biz olumlu bir şeyi düşünmeye kendimizi ne kadar zorlarsak hep bir örnek verirler ya, pembe fili düşünme. Şimdi ben sevgili seyirciler şu an evet. hiç kimse pembe fili düşünmesin dediğimde eminim herkesin şurasında bir balon, içinde de pembe bir fil var. Aynen öyle. Şimdi burada sizden bu tüyoyu almamız gerekiyor. Çok da güzel bir şey dediniz. Buradaki doğru yöntem soru sormak. Soru sormak. Evet. Çünkü ben işimle ilgili olumlu düşüneceğim, olumlu düşüneceğim dedikçe ne kadar olumsuzluk varsa benim aklıma gelir. Aynen. Şimdi ben ekran başındaki izleyicilerimize bir soru soracağım. Hı hı. Onlar o soruyu soracaklar ve bugün mucize ötesi bir gün geçirecekler. Hadi inşallah. Her neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar. Hı hı. Bakın her neyle. Olumlu olumsuz. Olumlu olumsuz desin ki bana bunun hediyesi nedir? Hı hı. Bakın ama soru işaretini koyacak. Kesinlikle cevap vermeyecek. Kendi aramayacak. Aramayacak. Cevap. Neden? Tamam. Çünkü bir cevap onun sadece bakış açısına göre vereceği bir cevaptır. Hı hı. Ama evren ona belki birden değil binlerce cevaplar getirecek. Bu soruyu kesinlikle sorsun. Bir kaos yaşadı diyelim. Birine tartıştı. Bir problem oldu. Hı hı. Bana bunun hediyesi nedir? Soru bu. Hı hı. Bakın hediye ben garanti veriyorum şu an izleyicilere. Evet. İddialı gene de şeyler kullanmamaya dikkat yani, edelim. Hayatlarına bir felsefe katmak istiyorum. Evet. Diyorum ki onlara soruda kalın. Yani her şey bilinçaltı bu dilden anlar. Bana bunun hediyesi nedir? Benim burada görmem gereken nedir? Soru işareti. Çünkü bizim olaylar karşısında aslında görmemiz gereken şeyler var. Yani eğer arabamıza biri çarpsa bile şöyle diyecek. Bana bunun hediyesi nedir? Benim burada görmem gereken nedir diyecek. O yüzden bu çok önemli. Soruda kalırsak alan açılır. Eğer bir cevap verirsen sen sadece sınırlamış olursun kendini. Doğru. Belki çok daha iyi bir şeyle karşılaşacak. Ve bundan daha iyi nasıl olur? Bakın bunu devamlı ağzından söyleyecek. Ve alışacak. Bilinçaltı diyecek ki Allah Allah bana bundan daha iyisini göster. Yani diyelim ki bir kahvaltı yaptı. Kahvaltı inanılmaz güzel. 41 çeşit hatta 45 çeşit diyelim geldi. Diyecek ki ya şunu demeyecek ya benim yediğim en güzel kahvaltı bu demeyecek. Eğer sen onu dediğin anda senin daha bir daha karşına daha iyisi gelmeyecek. Bizim öyle yaptığımız hatalar vardı işte en güzel günümüz böyle olsun en kötü günümüz böyle olsun. Hayır. Bunlar hep yanlış. Yanlış bundan daha iyisi nasıl olur diyecek. Bundan daha mucizevisi nasıl olur diyecek. Yani alanı açacak sınırlamayacak kendisini. Hı-hı. İşte o zaman bilinçaltı ona daha iyisini sunacak önüne ve soruda kalacak. Hı hı. Bu soru çok önemli. Tabii bizim bir mütevazi kültürümüzde var ya hani şükretmeliyiz, evet. işte aza kanaat etmeliyiz gibi. Evet. Tabii ki biz bu tavrımızdan vazgeçerek değil ama aslında hayatın Allah'ın bize ne kadar çok nimet verdiğinin farkında olmak aynen, sizin söyledikleriniz aynen, bir aynen. anlamda. Nilüfer Hanım zaten. Çünkü Allah'ın nimetinin hani ganimetinin sınırı yoktur. Yapamayacağı kesinlikle. Hiçbir şey yoktur dedik benden, aslında bunun da göstergesi. Benden isteyin diyor değil mi? Hı-hı. İstemekte bir şey yok yani. Tabii ama ki. İstemenin de bir formülü var. Tabii ki. İstiyorum şimdi bir garson çıksa restorandasın garson geliyor ve diyorsun ki bana yemek getir bana şunu getir bana devamlı istiyorsun. Hı-hı. Ya garson bile der ki ya bir kere söyle anlarım ben de. Tabii. İstemenin bir formülü var. Soruda kalacaksınız. Her şey soruda. Bakın mesela benim kolyemde de yazdım. Mucize ötesiyim diyor. Hı hı. Yani hepimiz bir mucize ötesiyiz. Bu arada bu kolyeyi sizin için Manisa Spil'de uyumladım. Aa, teşekkür ederim. Dolunay içindi ve gece ayın karşısında bunu şey yaptım. Çok ve bunu teşekkür size ederim. Hediye etmek istiyorum. Tabii ki ben hemen takayım onu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Bunun bana hediyesi nedir? Hediyesi nedir? Aynen çok güzel gerçekten. yavaş yavaş soruyu öğrenmeye evet, başlayacağım. Aynen hep soruda kalıyorsunuz. Aha. Gece uyuyamıyor musunuz diyelim. Hemen soru soracaksınız. Yarın benim şu ana kadar yaptıklarımdan farklı acaba ne yapabilirim? Şu ana kadar yaptıklarımın da ötesinde neler yapabilirim? Şu an henüz keşfetmediğim hangi yeteneklerim evet, var? Evet benim işimde... Mesela. Potansiyelim daha ne olabilir evet, gibi böyle soru, olumlu soru. Yani içimdeki potansiyeli bir an önce ortaya çıkarmam için neler mümkün? Hı hı. Bu soruyu sorduğunuz zaman ya siz bakın inanılmaz derecede söylüyorum. Hemen bilinçaltınız size hatırlamadığınız şeyleri hatırlatacak. Hı hı. Aramadığınız kişiyi arayacak.
fark edeceksiniz. Hı hı. Hani hep şöyle bir şey vardır ya, bir şeyin bu ilaç kullanımında da öyledir. İyi gelen bir doktorunuz size bir ilaç yazmıştır. 7 gün kullan demiştir. Siz onu ikinci günde keserseniz bir fayda görmezsiniz ya da maksimum faydayı görmezsiniz. Şimdi bunda da hani hep 21 gün süre, şu gün süre, bugün. Hani ne kadar sebat etmeliyiz? Aslında tabii öbürlük etmeliyiz de minimum hani o hayatımızdaki değişimleri gözlemleme süresi nedir? Evet, bakın şimdi 21 günlük olumlamalar var. Ben bu olumlamalara karşıyım. Çünkü mesela devamlı sen işte ben zengin olacağım, zengin olacağım, zengin olacağım dedi. 21 gün sonra olmadın zengin diyelim, ne olacak? Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Senin hayal kırıklığına uğradığın zaman bu sefer kimseye inancın kalmayacak. Öncelikle her şeyi kendin yapacaksın. Diyeceksin ki benim hayallerimin de ötesinde para kazanmam için neler mümkün diyeceksin. Hı hı. Bakın soru soruyorum. Hayallerimin de ötesinde para kazanmam için veya henüz bilmediğim, henüz keşfetmediğim hangi para kaynaklarım var? Hı hı. Bakın bu da çok önemli. Henüz daha keşfetmediğim hangi para kaynaklarım var? O zaman Murat var? Bey, bu güzel soruyla bu bölüme veda edelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tabii daha konuşacak çok şeyimiz var. Evet. İnşallah bir gün gene devamını da konuşalım. Bilinçaltı derya deniz bir konu. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.